Mutlu günler sayın seyirciler. Eğitim saatindeyiz. Belli bir eğitim öğretim döneminden geçiyoruz. Sonrası ise çoğu kişinin korktuğu bir şey var ki acaba iş bulabilecek miyim? Peki iş başvurularında, mülakatlarda yaptıklarımız acaba doğru mu? Neleri yanlış yapıyoruz? Belki de alabileceğimiz bir işi bazı detaylar yüzünden kaçırıyoruz. İşte tüm bunları ve işe alınmanın püf noktalarını iş danışmanı ve eğitmeni Şehzan Seken'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle istediğimiz işi alabilmek için orada çok ince bir çizgi var. Yani neler yapılması gerekiyor? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikli olarak istediğiniz işi doğru tanımlamanız gerekiyor. Evet. İşi ne yapmak istediğinizle çok örtüşüyor. Herkes işsiz. Ne iş yaparsınız diyorum? Her işi diyorlar. O zaman işsiz olmanız mümkün değil zaten. Her işi yapabilir bir insanın aslına bakarsanız her daim de tercih edilen insan olması lazım. Ama İlginç bir şekilde bakıyorsunuz ki o kişiler işsiz. Evet, kariyer hedefi o zaman burada. Kariyer hedefinden daha ziyade öncelikli olarak insanın kendi eğitimini, kendi bilgi ve becerilerine çok hakim olması gerekiyor. Yani ben neye yeterim? Evet. Ben hangi işe girersem öncelikli olarak kendime, ardından da kuruma katma değer yaratabilirim. İnsanlarda hep şu algı var. Üniversite mezunu oldum, artık beni havada kapacaklar. Korkarım ki bu bir yanılgı. Keşke öyle olsaydı. Belki bundan 50 yıl önce olsaydım. Evet, çok doğru bir düşünce olurdu ama şu an hakikaten öyle CV'lerle karşılaşıyorum ki ben 10 defa daha dünyaya gelsem öyle CV yaratamam. Yurt dışında eğitimler, workshoplar, farklı farklı atölye çalışmalarına katılmalar vesaire her şey var. Anlatın kendinizi diyorum. Bilmem ki şimdi nereden başlasam, bilmem ki ne anlatsam. İnsanların en büyük problemi edindikleri bilgiyi yaşamlarına entegre edememiş olmaları. O bilgi, yani yazdıklarıyla örtüşebilecek şeyleri mi anlatamıyorlar ya da yazdıklarını... Aslında yazdıkları eğitimlerinin bir dökümü. Evet. Dökümantasyondan daha ileri bir şey değil. O yazdıklarının o kişideki etkisi o kişiyi ya işe aldırır ya da işe aldırmaz. Yani çok iyi okullarda eğitim görmüş olabilirsiniz ama çok iyi okullar sizi mutlaka çok iyi bir... aday haline getirememiş olabiliyor. Sadece bir katılımcısı olmuş oluyorsunuz. Evet, kişinin yani. Kendi vizyonu, kendi bakış açısı, kendini yetiştirme biçimi bunların hepsi işe alıp alamayacağında çok temel unsurlar oluşturuyor. Evet, o zaman biz öncelikle bu CV hazırlama derdine mi diyelim, ona gelelim. Evet. CV nasıl hazırlanır? CV nasıl hazırlanır? CV aslında en kolay hazırlanabilen ancak insanların en zorlandığı alandır. CV deyince önce bir tanımı önce da yapalım isterseniz. Önce özgeçmiş diyelim. Daha evet. Doğru bir tanım olacak Türkçesiyle. Özgeçmişini yani o güne kadarki tüm eğitim ve kariyer birikimini, kişilik özelliklerini tanımlayan bir evraktan bahsediyoruz aslında. Hepsi bu. Şimdi CV hazırlıyoruz, yazıyoruz oraya. Şehzan Seçen, işte şu doğumlu, şurada doğdu vesaire. Ev adresi. Buraya kadar herkeste dört dörtlük bir bilgilendirme var. Ondan sonra okul. Başlıyoruz ilkokuldan itibaren. Orada okudum, ortaokul burada, lise burada, üniversite, yüksek lisans vesaire. Evet, bu da herkesin bir şekilde edindiği bir yer. Şimdi insanların en önemsiz buldukları ancak kurumların en önemli buldukları yere geliyoruz. Kişilik özellikleriniz. Firma sizi niçin işe alsın? Hangi özelliklerinizden dolayı nasıl bir katma değer yaratacaksınız? Evet, mühendissiniz. Güzel ama binlerce mühendis var. Binlerce mühendisten sizi ayıran özellik nedir? Mesela şey yazıyorlar hobilere. Ben çok keyif alıyorum onu okurken ve paylaşıyorum da. Diyorlar ki işte hobileriniz kitap okumak. Şimdi kitap okumak hobi değildir zaten. Ben diyorum ki keşke oraya kitap okumak yerine kitap okuyabiliyorum diye yazsak. Evet kitap okuyabiliyorum ama okumuyorum. Hani tercihim değil şeklinde. Şimdi kitap okumak hobi değildir ama polisiye romanı okumak bir hobidir. Kişisel gelişim kitapları okumak bir hobidir. Bir tarzdır yani sizinle ilgili bilgidir. Yoksa ne okuduğunuzu bilmediğim müddetçe o kitabın sizde nasıl bir etki yaratabileceğini nasıl idrak edebilirim ki? Evet. Veya spor yapmak. Kayak mı yapıyorsunuz, yürüyüş mü yapıyorsunuz, tenis mi yapıyorsunuz, yüzüyor musunuz, uçuyor musunuz? Uçuyorsanız evet o zaman adrenaline karşı isteğiniz vardır, heyecanı seviyorsunuzdur. Örnekliyorum yürüyorsanız sadece spordan kastınız buysa o zaman çok büyük radikal değişikliklere sıcak bakmıyorsunuzdur. Koşuyorsanız o zaman bambaşka bir karakteri sergiliyorsunuz. Bu da karşıdaki kişinin analizi için çok ciddi bir veri. Ama insanlar genellikle o bölümü çok kısa tutuyor. Kitap okumak, spor yapmak, seyahat etmek. Nereye gittiniz diyorum. Vallahi ben daha Bursa'nın dışına gitmedim diyor. O zaman hani seyahat etseydim çok mutlu olurdum diye bir ibare olması gerekiyor. İnsanların karakterlerini yansıtacak bir özgeçmiş hazırlamaları çok önemli. Üşenmesinler.
Sadece yeni mezunlar değil, ben üniversitelerde de eğitimler veriyorum çok değerli genç arkadaşlarıma. Aynı zamanda profesyoneller için de iş görüşmeleri yapıyorum. Şimdi durum hiç farklı değil. Bakıyorsunuz yaşı 45 yaşında da olsa özgeçmişle ilgili ciddi bir problem var. 20 yaşında olunca da çok farklı değil. Yine problemlerle dolu. Diyorum ki lütfen işi istediğinizi karşı tarafa hissettirin. Ben bu işi istiyorum çünkü. Çünkünüz yoksa o iş alma şansınız da yok. Ben değerli kardeşlerime, kardeşlerim diyorum en sonunda bunu da diyebiliyorum yani yaş bu noktaya gelince. Üniversitedeki değerli kardeşlerime diyorum ki lütfen veya yeni iş başvuruda bulunan kişilere firmaya özel bir şeyler yazın. Siz kendinizi özel hissediyorsunuz, başvurdunuz. Firma da kendini özel hissetmek istiyor. Deyin ki nokta nokta A şeye, illa muhatabını bilmek durumunda değilsiniz. Ben Şehzan Seçen, şu şu özelliklerimden dolayı kurumunuza değer yaratacağımı düşünüyorum. Acaba yani elinize gelen belki başvurulardan da bir örnek olabilir. Bir meslek için bir tanımlama yapsak, insanlar o cümleyi bile farklı aslında kafasında yorumlayabilir. Yani hangi özelliklerle o firmaya, işte dediğiniz gibi nokta nokta istiyorum ben bu özelliklerden. Genel müdür pozisyonu açıyorsunuz bir firma için. Genel müdür için diyorsunuz ki en az 5 yıl A sektörüne, örnekliyorum, sağlık sektörüne tecrübesi olsun 5 yıl. Öyle diyelim, 5 yıllık sağlık sektöründe yönetici olarak tecrübesi olmuş bir genel müdür arıyorsunuz bir hastaneye. Şimdi buraya hayatında daha sağlık sektöründen, yani hasta olmak dışında hastaneye gitmemiş insanlar başvuruda bulunuyor. Ya tutarsa? Şimdi böyle bir algılama yok. Yani bu milli piyango değil ki. Hani size çıkma ihtimali sıfır söyleyeyim mesela. Hani eğer o sektörde ve o birikime sahip değilseniz başvurunuzda size çıkma ihtimali tam olarak sıfır. Mutlaka aranan özelliklere sahip olmanız lazım. Bu sizi tüm adaylarla eşit noktaya getiriyor. Peki gelecekle ilgili şunları şunları yapabilirim diye bir CV'de bulunabilir mi? Onlar mı acaba biraz da kastediyorsunuz? Geleceğe matuf atıfta bulmak çok sağlıklı olmayabilir. Ancak geçmişiniz benim için, daha doğrusu İK'cılar, insan kaynakları için, işverenler için geçmiş çok daha önemli gelecekten. Neler yapmışsınız, neleri başarmışsınız veya neleri başaramamışsınız? Evet. Bir önceki kurumunuzda ne yaptınız da buradasınız. O yüzden öncelikli olarak iş arayan çok değerli kişilere ilk önerim, nacizane önerim, kabul edip etmemek kendilerine ait elbette. Arkalarındaki kapıları kapatmasınlar. Ne olursa olsun eski iş yerleriyle hakikaten iyi bir diyalogla ayrılsınlar. Referanslara geliyoruz. Referanslara işte. Evet. Çok önemli. Çok önemli. Mutlaka derler helallik almak. Hakikaten evet. Bu iş dünyasının bir realitesi, bir gerçeği. Mutlaka o kişiyle bir ayrılıklar olabilir ama dostça ayrılmak çok önemli. İş dünyası çok derin görünmesine rağmen düşünüldüğü kadar derin değil. Aslında küçük. Küçük. Karşılaşma ihtimaliniz çok. De çok yüksek. Kamuda değilseniz özel sektörün belirli bir derinliği var ve karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Karşılaşmadan vazgeçelim. Bursa için zaten kesin karşılaşmak garanti de. Evet. Çok ilginç bir şehir bu manada. Fakat diğer şehirlerde de baktığınızda sizin arkanızdan bir efsane olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? İyi şeyleri gerinizden taşımanız lazım. Ben iş ve işveren ve çalışan arasındaki ilişkiyi kaba bir tabir olmazsa evlilik gibi algılıyorum açıkçası. Birbirlerine karşı hoşgörülü ve birbirine kazanç sağlayacak iki temel unsur. Bu da güvenle birlikte. Temeli. Evlilik gibi. Temeli güvenden oluşuyor. Eğer iyi niyetliyseniz, ben çok firma tanıdım hakikaten. Şimdi çok yüksek performanslı insanlarla çalışmıyorlar. Diyorum ki performansları düşünün, niçin çalışıyorsunuz? Diyorlar ki öyle bir kişi ki, örnekleyelim Ali Bey. Ali Bey öyle bir insan ki firmamızı bizden daha çok sahiplenmiş durumda. Arkamızı dönüp gideriz ve o bütün haklarımızı en az biz orada varmışız gibi savunabilir. Şimdi bu güveni tesis ettiğiniz zaman hiçbir firma kimseden vazgeçmiyor. Güven, etik olmak ve tabii olarak bir katma değer yaratabilmek. Her zaman maddi olmasa bile bir değer yaratabilmek. Çok önemli, değerli çalışan arkadaşlarımız açısından. Evet, aslında şu yönden de bakarsak birçok kişi de CV'lerini doldurmak için çok fazla, hatta kendilerine ait olmayan, artık buna da yalan demek zorundayız. Kendilerine ait olmayan bilgiler de paylaşıyorlar CV'lerde. Örneğin yabancı dili yok, yokken 3 dil yazıyor, farklı bilgiler veriyor. Bunlar da sonradan ortaya çıkabilme ihtimali var.
sonrasında değil, neredeyse o anda. Evet. Yani anlık, yani o görüşmeyi sağlayabilir o CV. Ama görüşmeden ilerisine taşıyamıyor. Şimdi insan kaynakları Türkiye'de birazcık farklı algılanıyor. Genellikle personelci algılaması daha yüksek. Yani sosyal güvenlik sistemiyle ilgili irtibatı sağlamak, hem kurumu hem çalışanı koruyacak hukuki ve yasal yükümlülükleri üstlenmek gibi algılanıyor. Bu personel bölümü. İnsan kaynakları bölümü doğru insanı doğru iş için seçebilme becerisi. Doğru insanı kuruma dahil ettikten sonra o doğru insandan verim alabilmek için daima onu yetiştirme becerisi. Şimdi insanın kaynağı oradan kaynaklı zaten. Kaynak kelimesi, hani orada bir kaynak var ve bunu en iyi şekilde verimli hale getirebilme becerisi var. Yoksa bir kişi işe alma meselesi insan kaynağı yönetim becerisi değildir. O sadece birinci adımı. Asıl ondan sonra geliyor. İnsanlarda bakıyorsunuz, kurum aidiyetliği yüksek insanlarda zaten iş arama ihtimali daha düşük oluyor. Diyor ki ben hani firmamdan memnunum, şirketimden memnunum ve çok da karşılaşıyorum. Ben arıyorum mesela, diyorum ki işte Ayşe Hanım, sizinle şu pozisyon için şu şirket adına görüşmek istiyorum diyorum. Diyorlar ki teşekkür ederim çünkü ben işimden çok memnunum. Ben diyorum ki helal olsun firmaya. Şunu dedirtiyor ya, firmanın böyle bir şeyden haberi yok. Hatta Bursa'da çok ilginç bir şey yaşadım. Bir hanımefendiyi aradım kurumsal iletişim pozisyonu için. Kurumsal iletişim yöneticisi alınacak bir firmaya, onun görüşmelerini organize etmek için. Dedi ki hanımefendi dedi, niçin dedi beni arıyorsunuz? Çok rahatsız oldum dedi. İş aradığımı mı düşündünüz? Sen o kadar gücüne gitti ki onu arayıp böyle bu firma için çalışır mısın? Hatta firmanın adını zikretmedim bile. Dedim ki böyle böyle bir pozisyon var, hani görüşür müsünüz diye. O kadar gücüne gitti ki, aslında onore olmalı o ayrı boyut ama. O kadar da aidiyetli yüksek insanlar var. Ve dilerim bütün kurumlara böyle insanlar denk gelir. Evet, peki CV'lerde biraz da es geçilen fotoğraflar oluyor genelde. Acaba fotoğraflar da, bilmiyorum, ben edindiğim bilgiler doğrultusunda şöyle bir şey, bir ipucu olabilir yani bu. Hani vesikalık fotoğraflardan ziyade sanki biraz daha açılı bir fotoğraf. Hani bunu tabii sanatçı ki normal... ruhlu fotoğraflar diyorum ben onlara. Selfie fotoğrafları. Yani evet, daha da gerçi abartıya kaçanlar da vardır tabii ki. Çocuğuyla birlikte resmi çekip CV'sine koyan insan gördüğüm için daha ilerisinde hani hakikaten veya çok gece kıyafetiyle neredeyse seksi denebilecek nitelikte bir kıyafetle fotoğrafını çekip koyan, çocuğuyla birlikte hani selfie çektirip onu koyan, yemek yerken koyan. Yani o kadar ilginç resimler görüyoruz ki tahmin bile edemezsiniz. Resim ve şu anda günümüzdeki en önemli iletişim araçlarından bir tanesi olan e-mail adresi. E-mail adresi mesela çılgınsarışın@.com. Şimdi böyle bir CV'de olabilir mi? Nereye başvuruyorsunuz mesela? O kadar ilginç. naberlan.. falan diye giden CV'lerde e-mail adresleri gördüğüm için sadece keyif alıyorum. Onlar benim hayatımın anısını oluşturuyor işte bu şekilde. Mutlaka hakikaten herkes tarafından. Çünkü o CV her firmaya hitap etmeli. Sonra siz kendi karakteriniz doğrultusunda bir firmayla çalışabilirsiniz ama CV'yi bir mekana, bir mecraya yerleştiriyorsanız ve açık halde tutuyorsanız bu şu demektir. Benim CV'me herkes ulaşabilir. Doğru mu? Evet. Herkesin ulaşabileceği yerde genel algıyı, genel algı doğrultusunda bir görünümü sunmanın gerekliliğini düşünüyorum. Yani bir iş kadını, bir iş adamı görüntüsü. Hadi gittim, vazgeçtim hani ceketten, kravattan vesaire, bir gömlek. Aynı şekilde iş görüşmesine de gelirken. Şimdi bankacı aldığınız zaman, bankacı almak istediğinizde daha doğrusu, iş görüşmesine geldiğinde takım elbise olmasına özen gösteriyorum. Çünkü iş hayatında, yani acaba o görüşmeye gelmeden o ruhu bürünmüş mü, o bürünmüş mü? O kimliği taşıyor mu? Evet, aslında ben de şimdi o noktaya değineceğim. İş görüşmesine giderken çok büyük bir yine sorun olarak karşımda ne giyeceğim derdi. Herkes aslında biraz daha ciddi olmaya çalışıyor. Fakat gittiğiniz, iş başvurduğunuz yer acaba hani daha sosyal bir alan mı? Daha aslında rahat mı gitmelisiniz? Yoksa dediğiniz gibi bir bankacı gibi mi gitmelisiniz? Ona göre aslında, ki renklerin de çok büyük bunda katkısı var. Kesinlikle. Şimdi finansla başlayalım. Birkaç sektörde örnek verelim isterseniz. Tabii. Finans sektöründe koyu renk, lacivert ve siyah. Hiç şaşmaz. Yani koyu füme de olabilir bununla birlikte. Hakikaten finans sektörü ciddidir. Para ciddi iştir. Hı hı. O yüzden kıyafetleri de ciddidir onların.
daha ağırdır, daha koyu renktir, daha serttir. Görünüp de yani daha ciddidir, daha az makyaj yaparlar, daha saçlar derli toplulur hanımefendilerde, beyefendiler daha kısa saçı kullanırlar, daha az aksesuar kullanırlar. Bankacılar çünkü daha yoğun ve başka şeyle ilgileniyorlar. Yani mesleki birikimleri onları fiziksel özelliklerini ister istemez veya fiziksel yanlış oldu dış görünümlerine benzetiyor. Yine siyasete dönelim. Şimdi lacileri giymek diye bir kavram vardır. Lacivertleri çekmek anlamında. Lacileri giymek demek milletvekili olmak demektir. Lacivert ciddidir ve güven verir. Mavi ve tonları zaten çok güven veren renklerdir. Lacivert de bunlardan bir tanesi. Şimdi lacivert takım elbisedir. Bakınız mazbatasını almaya giden yeni milletvekillerine inceleme fırsatınız olursa standart olarak farklı modellerde lacivertin farklı tonlarında giyindiklerini görürsünüz. Şimdi ciddiyeti yansıtan bir başka karakter de bu. Fakat sahada mühendis çalıştırmayı planlıyorsun. Sahada ve daima orada olması gerekiyor. Bu kişi takım elbiseye gelirse %99 işe alamaz. Bu kişinin daha bot, daha kot tarzı bir pantolon, bir kare gömlek, bir daha serbest, daha rahat giyimli, her an dışarıda olmaya daha özgür giyimli birinin olması gerek. Modacı alıyorsanız yine siyah takım elbiseli çok tercih edilmez diye düşünüyorum. Evet. Orada daha uçuk, daha farklı. Halkla ilişkiler arıyorsanız çok renkli, çok bakımlı, belki bazı noktalarında abartılı. Şimdi mesleki kavramlarla görmek istediğiniz kavramlar birbiriyle örtüşüyor. Çünkü çok genel geçer şeyler oluşturulmuş bazı şeyler. O zaman onlar yanlış iş alanlarına göre hareket etmek lazım. Aynen öyle. Yani kırmızıdan mesela kırmızı giymeyin diyorlar. Hangi iş için? Çok bankacıysanız giymeyin ama reklamcıysanız giyin, televizyoncuysanız giyin. Sizin burada her renk giyme özgürlüğünüz var. Çünkü siz çok renkli ve dinamik bir programın sunucusunuz. Evet, sizin her rengi giyme özgürlüğünüz var. Siz eğer çok önemli bir savaş konusunun moderatörlüğünü üstlenseydiniz, turuncu bir kıyafete çıkmanız abesle iştigal olurdu. O zaman beyaz, siyah, lacivert, gri, yani daha farklı şeyler. Programlar detayında bile bu farklılıklar gösterir. Sabah programlarında tuvalet giyseniz de kimse yadırgamaz. Eller havaya, yani hani eğlenceli, keyifli, mutlu, eğleniyorsunuz. Pullu bir kıyafet kimseyi rahatsız etmez. Ama ana haber bültenini sunuyorsanız, pullu bir kıyafet izleyicileri bile rahatsız edebilir. O yüzden başvuracağınız pozisyonla zihninizde bir resim oluşturun. Çok değerli arkadaşlarıma önerim bu olacak. Nereye başvuruyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? O işi yaparken düşünün. En spesifik olarak ne şekilde görünmelisiniz? Peki, bazı renkler de itiyor galiba. Öyle bir şey de var ama kahverengi mesela özgüvensizmiş izlenimini veriyor diye duydum ben. Bilmiyorum doğru mudur? Yanlış değil, şu boyutuyla izah ederseniz. Özgüvensiz demek çok doğru değil. Bütün renklerin bir şekilde güven verdiği nettir ama toprak tonları daha huzurlu, daha sükunetli, daha sakinlik yaratır. Belki daha iddialı gelmediği için. İddialı gelmediği için, evet. Fakat kahverengi renkli giyinenlerin karşısında insanlar çok konuşur. Bir de öyle bir boyutu var. Karşınızdakiyle ilgiden daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız toprak tonları, toprak güvendir çünkü. Ayakları yere basıyor ama iddiasız. Ben buradayım, istediğinde gel, istediğinde git mesajı veriyor. O yüzden kahve tonları dinamik sektörlerde, finans, eğlence, turizm gibi sektörlerde, bunlar kendi iş dinamikleri çok yüksek olan sektörler, kahverengi çok iyi gitmez. Çünkü giyen kişide de bir huzur yaratır. Böyle bir olmuşluk, bir böyle uyku hali, bir rahatlama hali yaratır. O yüzden dinamik sektörlerde genellikle eğlence ise başka boyut ama koyu renkler veya ana renklerin daha koyu tonları tercih edilir. Evet. İş görüşmesine giderken affedersiniz, kıyafetimizi sizin dediğiniz niteliklerde ayarladık. Ancak çok heyecanlıyız. O heyecanı bastırmak için aslında püf noktaları da vardır. Bazıları hani çok sık su içer, aslında bu kötü de yapabilir. Bazıları heyecan dindirmek için hap alıyor. Mesela bir gece öncesinden bir ya da oraya gitmek için daha hemen yarım saat öncesinden. O heyecan bastırsın diye. Aynen, yani bunları yapmak doğru mudur? Farklı ipuçları var mıdır stresi azaltmak için? Şimdi şu detayı hiç unutmamak lazım Tufan. Nihai olarak mülakatı yapan kişi de bir insan. Montaigne'in çok güzel bir sözü vardı. Bir insanda tüm insanlık halleri mevcuttu diye. Hakikaten ben bunu yaşam felsefesi olarak da çok benimsiyorum. Ben mülakat yapıyorum. Çok farklı pozisyonlar, ağırlık olarak da üst düzey pozisyonlar için mülakatlar yapıyorum.
pozisyon ne olursa olsun insanlar heyecanlanıyor. Ve ben insanlara bir es vermeleri için daha çok kurumu anlatıyorum, niçin bu görüşmeyi yaptığımı anlatıyorum, ne beklediğimi anlatıyorum. 2-3 dakika veya 3-5 dakika o kişiyi rahatlatıyor ve empati kurmamı sağlıyor. Belli bir andan sonra artık biz dost bile oluyoruz. O masanın etrafında oturan iki dost gibi. Şimdi heyecanlı olunmaması mümkün değil. Bazıları duygularını kontrol eder ama çoğu insan kontrol edemeyebilir. Hele işi çok istiyorsa veya kendi o ihtimal düşük görüyorsa veya geç kaldıysa. Evet. Bunların hepsi çok stres unsuru yaratan koşullar. Fakat samimiyet tüm bu koşulların üzerinde. Dese ki ben çok heyecanlandım. Hani bana bir iki dakika müsaade edebilir misiniz? Karşısındakinin buna hayır deme ihtimali neredeyse yok. Hayır, izin vermiyorum. Bırakın o stresi. Direkt konuşmaya geçeceğim diyorsa zaten o kişi de kalksın gitsin. Gerek yok. Değil mi? Daha sonra yormasın kendisini. Evet. Evet. Orada biraz da aslında karar verebilmek. Evet. Yani işi alacak kişi hep kendisini hani olumlu yönde yansıtmaya çalışıyor. Ancak aslında karşı taraftan da alması gereken şeyler var. Aslında o patron bana uygun mu diye de bir düşünmek çok lazım. Çok önemli. Sanki. Bakınız iletişim iki boyutludur, iki taraflıdır. Tek taraflı kazanmak mümkün değildir. Karşı tarafın da sizi eğildiğini hissetmeniz lazım. Yani sizi iyileştirmesi lazım. Çünkü bunun kritik bir an olduğunu mülakatı yapan kişinin kesinlikle biliyor olması gerekir. Bu bilgiyle hareket eder veya bu konuşma yapacak kişinin bu donanımda olması şarttır. Öncelikli olarak gelen kişi, misafiriniz. Alırsınız, almazsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hiç önemli değil. Karşınızdaki kişi kurumunuzu tercih etmiş. Dolayısıyla o sizin misafiriniz. Bir misafiri ağırlar nitelikte ve kalitede de hizmet etme yükümlülüğü insan kaynakları alanındaki sorumlu kişidedir. Beğenmeme özgürlüğüne sahipsiniz ama incitme özgürlüğüne sahip değilsiniz. Evet. O nedenle ben de genel olarak bilhassa hanımefendilerde daha yoğun hissediyorum ben. Heyecanlı olduklarında diyorum ki ben de heyecanlandım şimdi. Ne soru soracağım ki ben de size? Durun bakalım rahatlarız şimdi. Anlatın bakalım sabahtan beri nasıl geçti vaktiniz, nasıl hazırlandınız falan deyince hop, o zaman insanlar diyor ki evet benimle ilgileniyor. O zaman benden hoşlandı. O zaman rahat olabilirim. Şimdi ilaç kullanmayı katiyen önermiyorum. Bir mülakatta işi alabilmek için ilaç kullanacaksınız. İşteki problemler için de mi ilaç kullanacaksınız? Daha büyük krizler olduğunda işinizde ilaç mı kullanacaksınız? İşinizden atılabilirsiniz de bir şekilde. Yine mi ilaç kullanacaksınız? O yüzden derin nefes. Bu kuşkusuz çok iyi gelecektir. Derin içten nefes. Kollarını açsın değerli arkadaşlarım. Stres halindeyken tabii ki mülakat aşamasında değil. Asansörde evlerinden çıkmadan kollarını açsınlar ve kendilerine inansınlar. Şöyle bir dünyayı bir karşılamaya hazır olsunlar öncelikli olarak. Derin nefes alsınlar ve ne olursa olsun. Ben iletişim derslerinde çok sıklıkla vurguluyorum. Beden dili falan her şey çok önemli de. Eğer sizin o iletişime girmeye niyetiniz varsa, samimiyseniz, yüzünüzde bir gülücük varsa içten ve heyecanınızı bile samimiyetle ifade edebilecek durumdaysanız, bence siz %50'sini almışsınızdır işin. Bir de öncesinden o zaman bu samimiyet dediniz. Öncesinden şunu söyleyeceğim, şunu yapacağım diye kendini çok da programlamamak gerekiyor herhalde. Biraz da onun stresi oluyor. Eli ayağı birbirine karışıyor. Girerken de çünkü ilk görüş, ilk temas çok önemli. Ona geleceğim şimdi. Tokalaşmak bile aslında çok önemli. Onu bile yaparken heyecan duyuyor bile karşı taraf. Biraz da aslında o detaylara girersek beden dili konusunda. Memnuniyetle. 3-5 saniye içerisinde insanlar birbiriyle ilgili karar veriyor. O kadar kısa bir süredir ki bu. Bakarsınız ve bu müthiş Türk dilinde bir atasözü olmaya namzet bir şey söyleyeceğim. Yani elektriğin tutup tutmamın meselesi. 3-5 saniye içerisinde bu netleşir. O kadar netleşir ki bazı kişilerde daha kalı çizgiler oluşur ve der ki daha aday yerine oturmadan ben bununla çalışmam ya. Evet. Veya dersiniz ki %99 ben bununla çalışırım. Burada elinizi tokalaşma biçimi, sıkma şekli, göz teması kurup kurmadığınız, boynunuzu açıp açmadığınız, yüzünüzde bu işi istiyorum ifadesi. Şimdi ben çok değil bundan birkaç ay evvel bir görüşme yaptım. Çok değerli bir hanımefendi. Görüşmeye geldi. Görüşmenin ortasında dedi ki gayet iyiydi benim açımdan. Zihinsel haritamı sorgulayacak olursak %50 idi ihtimali. Yani kesin evet bu olmalı demiyorum ama evet olabilirler içerisinde zihnimdeki çekmecede.
Mülakatın yarısında dedi ki, ya dedi ben bir şey söyleyeyim mi dedi. Buyurun dedim, sizi dinliyorum. Bence dedi beni işe almayacaksınız. Dedim ki size saygı duyuyorum, nihai olarak bu sizin kararınız. Ancak bu karar almanıza neden olan şey acaba nedir? Bilmiyorum dedi, öyle hissettim. Dedim ki lütfen birazcık daha net düşünün. Niçin bunu böyle bir karara vardınız? Niçin sizinle çalışılmayacağı kanaatine varayım ben? Dedi ki siz dedi sürekli dedi, geçmişimi sorguluyorsunuz dedi. Sürekli geçmişimi sorguluyorsunuz demek ki dedi memnun kalmadınız dedi. Oysa tam tersi, ben geçmişindeki bazı işlerle bu işleri örtüştürmeye çalışıyordum. Ama hanımefendi böyle bir etki yaratmış. Bu da mümkün. Yani hanımefendiye haksızsın diyemeyeceğim şu anlamda. O izlenim oluşmuş. Artık benim için hayır o doğru değil demek hiçbir şey değiştirmez. Orada o fikir var. Dedim ki peki bu izlenimimizi değiştirmek için ben ne yapabilirim? Dedi ki hiçbir şey yapamazsınız. Dedim bakınız hiçbir şey yapamadınız dediğiniz an itibariyle bana bütün kapıları kapatıyorsunuz. Net olarak şunu söylemeliyim ki şu anda tam %50'desiniz. Diğer %50'yi alıp almamak sizin elinizde. Dilerseniz şu noktadan sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edelim dedim. Hakikaten hanımefendiyle de çok keyifli bir şekilde tamamladık mülakat sürecini. Hanımefendiyi işe yönlendirdim mi? Hayır. Sebebi şu. Kendisi o işte olmayacağını bana çok hissettirdi. Şunu deseydi ki beni işe almayacağınızı hissediyorum ama ben bu işi istiyorum çünkü. Kendi kararını kendisi verdiği için ben de ona saygı duydum. Zaten kendisinin işe alınacağına inanmadığı için aslında evet, size... Benim ona inanmam abesle iştigal olurdu. Bazı mülakatlar da daha sizin dediğiniz gibi çok sıcak geçmeyebiliyor. Öyle yerler diyelim ki bir mağaza, ünlü bir mağazanın personel alımında daha spesifik sorular, daha karşı tarafı korkutan sorular da çıkabiliyor. Çok biliyorum 10 dakikalık bir sınava hemen alınıyor. Bir sözlü sınava ve karşı tarafa hemen neden geldiniz? Bu isimle ilgili, kurum ismiyle ilgili ne biliyorsunuz? Yani çok daha bir gerici bir ortam oluşuyor. O durumlarda ne yapmak lazım? Önceden herhalde bir ezber gibi bir hazırlanmak da... Ezberin çok işe yaradığını zannetmiyorum. Bakın ben eskiden kamuda çalışıyordum. Kamuda yöneticilik yapıyordum. Ancak hayatta beklentilerim farklı olduğuna karar verdim. Ve radikal bir kararla kamudan ayrılıp özel sektöre geçtim. O zaman 2 seneye yakın bir süre kamuda çalışıyordum. Daha benim çok eskilerim bunlar. İlk özel sektörle mülakatım ve o dönemde de 2 yıllık da evliyim. Ondan sonra gittim. Görüşme sıra bana geldi. Dedim kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki dedim 3-5 kişi bir aradayız toplu mülakat. İlk defa hayatımda öyle bir şeye şahit oluyorum. Daha 20'li yaşlarım. Ondan sonra adınızı soyadınızı söylemeniz gerekiyor. Bundan daha basit bir tanım olamaz zaten. Ben dedim ki Şehzan Ozan. Tamam dedi. Konuştuk. Diyorum ki ben neden soy ismi yanlış söyledim ki? O benim kızlık soy ismi. Hani 2 sene geçmiş üstüne ama hani heyecan bende yarattı etkiye bakın. Sonra diyorum ki Allah'ım işe alırsam şimdi diyecekler kadın soyadını bile bilmiyor. Neyse görüşmeler bitti. Dedi ki eklemek istediğiniz bir şey var mı veya buradan ayrılmadan söylemek isteyeceğiniz bir şey? Ben de parmağımı kaldırdım. Affedersiniz dedim. Ben heyecandan dedim soy ismimi yanlış söylemişim. Benim dedim soy ismimi Seçen. Dedi ki demek ki yeni evlendiniz. Yok dedim o daha dramatik. Benim 2 sene oldu ama heyecan bunu yaptırıyor. Ve ben o işi aldım. O gruptan. Belki de o hata bana bu işi aldırdı. Hataya sahip çıkmak. Evet, onu güzel tolere etmek gerekiyor. Evet, önce. Yani bu benim de, evet bunu ben yaptım evet. Ve şu nedenden dolayı. Neden sonuç ilişkisi hayatın her aşamasında, bugün eşinizle kurduğunuz ilişkide, yöneticinizle kurduğunuz ilişkide, aslarınızla kurduğunuz ilişkide aslında hepsi gizli bir iş anlaşması. Siz mutlu olduğunuz müddetçe orada olmaya devam ediyorsunuz. Para, insanların hareket etmesine neden olan tek unsur değil. Eğer bugün 5 bin lira kazanıyorsanız ve bir 15 bin lira veriyorsa evet düşünüyorsunuz ama 5 bin liraya, 6 bin liraya, 7 bin liraya gitmiyorsunuz. Eğer her şey yolundaysa. Eğer yolunda değilse 5100 liraya arkanıza dönmeden gidip çekip başınıza gidebiliyorsunuz. Peki profesyoneller için bu iş başvuruları için konuşursak yani yeni başlayacaklar için evet daha zor oluyor ama profesyoneller için bir sizin tavsiyeleriniz var mıdır? Ne yapmaları gerekiyor kariyer hedeflerinde ya da iş başvuracakları alanlar için? Şimdi kariyer siteleri var biliyorsunuz. İş bulma siteleri var. Ve şöyle söyleyeyim. Bilindik olan siteler, isim vermeyeceğim ama bilindik olan sitelerde 10 milyondan fazla CV var her bir sitede.
Şimdi 10 milyon CV içerisinden sizin tespit edilebilmeniz için çok sağlıklı bir özgeçmiş. Eğer o sitelerden iş arıyorsanız. Çok donanımlı, tam olarak tüm detayı veren, sizin ne yaptığınızı, yani burada müdürlük yaptım. İyi de şimdi müdürlük yaptım, müdürken ne yaptın? Müdür var, sadece oturur. Müdür var, bütün organizasyonu yönetir. Müdür var, şirketi 50 yıl sonraya taşır. Siz hangi müdürdünüz? Oraya müdür yazmanız yeterli değil. Müdür olarak ne yaptığınızı, şey değil ama standart, işte sabahları bunu yapardım, haftada toplantı yaparım, akşam bu değil. Farklı. 10 milyonda birsiniz artık. 10 milyonda bir olmak için sizi farklı kılacak unsurlar. Bu birincisi. Yine üst düzey yöneticiler için veya da yöneticiler ve profesyoneller için diyeyim, daha geniş bir açıda. En iyi reklam kulaktan kulağa yapılan reklamdır. İyi bir network'ünüz olması lazım. İyi bir çevre edinmeniz lazım. Siz başvurmadan çağrılmanız lazım. Bu çok piramidin en üst noktasına giden kısmı belki insanlar için ama bakınız, ben işinde çok iyi olduğu için transfer edilen aşçı da gördüm. İşinde çok iyi olan bir güvenlik görevlisinin transferine de şahit oldum. Çok iyiseniz fark edilmeme ihtimaliniz yoktur. Ancak fark edilmediğinizi varsayıyorum. O zaman evet, genel yöntemlere başvurmanız gerekir. Genel yöntemlerde de genel bir tanımdan kaçınmanız gerekir. Genelin içerisinde özel olmanız lazım. Resminizle, e-mail adresinizle, sizi tanımlayacak kelimelerle. Her şeyle farklı olmak. Evet, farklı olmak lazım. Şimdi 10 milyon tane kağıdı buraya dizelim Tuban. Birini seçeceksiniz. İçinden bir tanesi kırmızı. Diğerlerinin hepsi beyaz kağıt. İlk seçeceğiniz kırmızı kağıt olurdu. Belki de ifade şekillerinden de bu fark ortaya çıkabilir mi? Yani bazıları bir şeyi çok düz anlatır. Bazıları da dediğiniz gibi reklamını daha iyi yapar. Kuşkusuz o da bir yetenek. Bazılarına fark yaratır. Bakın çok ilginç bir araştırmadan bahsedeyim size. Bir pozisyon için tek taraflı bir deney yapılmış sosyologlar tarafından. A pozisyonu için 15 tane uzman tespit edilmiş. Diyelim ki finans sektörüne yönetici alınacak. 15 tane finans sektöründe işine gerçekten donanımlı olduğuna kanaat getirilmiş 15 adayı tespit ediyor sosyologlar. Ve bu iş görüşmelerine gönderiyorlar. İş görüşmesi standart. 15 tane aday gidiyor, görüşüyor. 15 tane de aktör tespit ediyorlar. 15 tane aktör de aynı görüşmeye gidiyor. Finansçılara oranla %300 daha fazla iş teklif alıyor aktörler. İşin tanımını hiç bilmiyor olmalarına rağmen. Burada bazıları evet ben çok çalışıyorum ama fark edilmedim diyorsa, o zaman o değerli dostlara da bir seslenişte bulunayım. İnsanın kendini anlatma hakkı insandadır. Bu hakkı başkasına vermeyin. Başkasının da sizi değerlendirmesine ve eleştirmesine izin vermeyin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Efendim eğitim saatinin bugün de sonuna geldik. Yarın farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.